Onun sesi anlatacakmış. Selamünaleyküm. Allah geceniz hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Efendim, geçmiş derslerde Deccaliyet ve Süfyan'ın ordusuyla ilgili ders yapalım demiştiniz. Hatırlatmak istedim demiş. İnşallah diyelim ama bununla alakalı bir 10 yıllık sohbet ettiydik. Oradan internetten, sayfamızdan arkadaşlar onu indirebilirler, oradan bakabilirler inşallah. Bayandan mürşit olur mu? Mürşit, öğretici, eğitici demektir. Bu manada herkes bir şekilde öğreticidir. Bunu geniş manada alacak olursak, mürşit olmayan, öğretici olmayan hiçbir şey yoktur. Kötüler kötülük öğretirler ama ve lakin yine mürşittirler. İyiler iyilik öğretirler, yine mürşittirler. Anne çocuğuna bir şeyler öğretir, o da mürşittir. Baba çocuğuna bir şey öğretir, o da mürşittir. Bir arkadaş bir arkadaşına bir iyilik tavsiyesinde bulunur, o da mürşittir. Bir arkadaş bir arkadaşına kumar öğretir, o da mürşittir. Tabi biz bunların pozitif noktada olanlarına bakarsak, bunların hepsi de iyilikler Rabbinizdendir ayet-i kerimesine göre Allah'a atfedilir. Kötülükler de nefsinizdendir. O zaman kötülüklere bakarsak nefse ve şeytana atfedilir. Kadından mürşit olur mu? Bütün kadınlar bir şekilde mürşittir. Çocuklarına bir şekilde bir şeyler öğretirler. Çocuklarına bir şekilde yemek yemesini öğretirler, su içmesini öğretirler. İşte tuvalet adabını öğretirler. Giyinmeyi, soyunmayı öğretirler. Çocuklarına iyiyi, kötüyü öğretirler. Bu noktada kadınlar da mürşittir. Bir daha geniş perspektiften bakılırsa, gözünüzün gördüğü her şeyde bir mürşitlik görebilirsiniz. Ağacın çiçek açması size bir şey öğretebilir. Çiçeğin meyveye dönüşmesi size bir şey öğretebilir. Meyvanın olgunlaşması size bir şey öğretebilir. Olgunlaşan meyvanın düşmesi size bir şey öğretebilir. Düşen meyvanın çekirdeklerinin topraktan tekrar filizlenip büyümesi size bir şey öğretebilir. O filizlenen meyveyi aşılanınca aşılanmanın bir öğretisi olabilir. O zaman bu manada da bakılırsa varlığın her mertebesi ve her derecesi de mürşid olarak görülebilir. Tasavvufi ıstılah, tasavvufi manada bakılırsa mürşid öğretici demektir. Ama bu öğreticilik dergahın içerisinde de vardır. Dergahın içerisinde de bir tekkenin içerisinde, bir tasavvuf grubunun içerisinde herkes birbirini bir şekilde bir şeyler eğitir, öğretir. Bir şekilde mürşittir. Bir arkadaş bir arkadaşına tavsiyede bulunur. Bunu böyle yapma der. Bu noktada mürşit vazifesi görmüş olur. Bayanlar da bu noktada bir şekilde birbirlerine iyiyi, doğruyu, güzeli tavsiyede bulunduklarında onlar da bir şekilde mürşitlik yapmış olur. Şimdi bunu tasavvufu istilah noktasında sadece üstada bağlamak ve sadece üstadın bünyesinde bunu toplamak diğer öğretici kardeşlerin haklarına riayet etmemek olur. Çünkü muhakkak bilenlerle bilmeyenler bir olur mu disturuyla nasihat edenler öğretmeyenlerle bir olmayacak.
O zaman öğreten, nasihat eden, doğruyu, iyiyi, güzeli anlatan herkes o mürşitlik sıfatını kendi üzerinde tecelli ettirmiş olur. Bir nevi mürşit, şöyle de denilebilir, komple manevi olarak bütün herkes tek noktada o mürşidin yelpazesinin içerisinde her birisi küçük mürşitler olarak veyahut da kendi renkleriyle birer mürşit vazifesi yerine getirmiş olabilirler ki öyledir. Ve bu manada bayandan mürşit olur mu? Evet. Bunun bir üst derecesi diyelim veya bir üst noktası, hani o tasavvuf yapılanmasının, tarikat yapılanmasının en üst noktasında görülen üstadın seviyesinde belki de değildir onlar, ama hepsi de bir şekilde o vazifeyi yerine getirirler. Buna ölçü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, ashabım yıldızlar gibidir, hangisine sarılırsanız beni bulursunuz der. Ashabın her biri birer mürşit seviyesinde, birer mürşidi kamil mesabesindedir. Ve ona sarılan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini bulur. O yüzden bayanların ve erkeklerin içinde de öyle sufiler, öyle mürşit tabiatlı, mürşit sıfatına bürünmüş öyle kardeşler vardır ki insanlara onlar birer güneş gibi, birer kandil gibi, birer mum gibi aydınlatırlar. Fikirleriyle, düşünceleriyle, edepleriyle, adaplarıyla, meselelere bakış perspektifleriyle, meseleleri derinlemesine inceleyip bakmakla, üstün ahlakla, üstün zekayla kardeşlerinin arasında mürşidin, hadi tasavvufi manada öyle algılayalım, gölgesi mürşidin sayesi altında onlar da birer mürşitlik yaparlar ve yapmaları gerekir. O yüzden biz bu manada, evet, kadından imam olmaz, bu manada. Bu manada, evet, bayanlardan bir dergahın başına, tekkenin başına mürşid-i kamil olarak, üstad olarak bir kimse oturmaz, ama bayanlardan da mürşid olur. Bu ehli tasavvufun içerisinde çok anlaşılamayan, çok böyle konuşulamayan, yerli yerine oturtulamayan hadiselerden birisidir. Biz bunu kendi içimizde, kendi nefsimizde kabullenemeyiz. Kabullenmezler. Oysa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Hazreti Ayşe validemizi göstererekten siz dininizin yarısını bundan öğreniniz demiştir. O zaman Hazreti Ayşe validemiz aynı zamanda da en fazla hadis nakleden mübarek annelerimizden birisidir. Bunun yanında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ömrünün son demlerinde evlenmiş olduğu Bahadır annemiz, adı aklıma gelmedi, kapıda nöbet tutan fakih, gelmedi aklıma. Mesela o 4 tane çocuğuyla dul kalıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dünürcü gönderiyor, kabul etmiyor. İkinciyi gönderiyor, kabul etmiyor. Üçüncüsünde kabul ediyor. Bahadır, savaşta kılıcı eline alıp Ümmü Seleme, Allah razı olsun, Ümmü Seleme validemiz fakih bir kadın, kadınlara fıkıh öğretebilecek derecede, etrafına fıkıh dersi verebilecek kadar, verebilecek noktada fakih bir kadın. Şimdi o annemizi mürşit görmemek mümkün değildir. O yüzden ehli sufinin bir kısmı, hatta büyük bir çoğunluğu bunu böyle görmek istemezler, ama ben öyle görmeyenlerden değilim. Bir üstadın, bir mürşid-i kamilin sayesi ve gölgesi altında mürşid kadınlar muhakkak vardır. O mürşid kadınlar da etrafındaki kadınlara, etrafındaki insanlara bu noktada nasihat eden noktasındadır. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Yani nasihat edenlerden eylesin, o manadadır.
İslam dışı ortamlarla karşılaştığımda meylimin çok çabuk olduğunu fark etmeye başladım. İnancım var ama yaşamaya gelince çok zorlanıyorum ve içim soğuyor. Kendime zorla telkinler yaptırıyorum. Artık farzları bile. Evet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri demirci dükkanına giden is kokar. Itırcı dükkanına giden ıtır kokar der. Hazreti Ebubekir radıyallahu an hazretleri der ki bana arkadaşını söyle, senin dinini söyleyeyim. Sufiler önceden yeni böyle sufi olmuş kimselerin sufi olmayan kimselerle konuşmalarını yasaklarlarmış. Yasaklamalarının sebebi şu: o yeni sufi olmaya başlıyor, dine yeni ısınıyor, dini yeni alışıyor. Sufi olmayan bir kimsenin yanına gider, sufi olmayan insanlarla sohbet eder ise ola ki aklı karışır, fikri karışır, soğur, şeytan onu vesvese verebilir manasında yasaklarlarmış. O yüzden böyle dinle, diyanetle, sufilikle, zikirle yeni tanışan arkadaşların İslam dışı ortamlarda çok bulunmamaları kendileri için daha hayırlıdır. Ha diyeceksiniz ki şimdi İslam dışı ortam mı kaldı mı kalmadı mı her taraf, bu ayrı bir tartışma. Ben bir çıt daha ilerisini söyleyeyim. Bugün kendisini sufi görenler dahi bozulmaya meyallidir. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki hadis-i şerifleri unutmayalım. Ahir zamanda kişi mümin sabahlar, kafir geceler. Ahir zamanda kafir geceler, mümin sabahlar. Bu bir tehdit. Bu tehdit yeniydi, eskiydi, mürşitti, mürşidi kamildi, veliydi. Namaz kılıyordu, kılmıyordu, oruç tutuyordu, tutmuyordu. Yelpaze geniş. Allah muhafaza eylesin. O yüzden bütün bayanlar ve erkekler komple kardeşliklerini tesis edip birbirlerinden ayrılmamaya gayret edecekler. Ve birbirlerine destek olacaklar. Yoksa şeytanın bir kimseyi bir anda hüpletmesi işten değildir. Güven yok, eminlik yok. Emin olanlar batarlar. Burada kendi nefsine güvenenler batarlar. Kim olursa olsun. Sufilerin içerisinde halifelik derecesine gelip de batanlar görülmüş. Halifelik icazetinin yazılıp da o icazetin feshedildiği insanlar olmuş. Nefse güven yok. Allah muhafaza eylesin. Yarın üniversite sınavım var. Allah rızası için dua eder misiniz? Siz pirinç okumayı bilmiyorsunuz o zaman. Allah yardımcınız olsun inşallah. Zaten bu zamana kadar okutmadıysanız bu saatten sonra olmaz. Yarın sınav var zaten. 40 gün öncesinden başlanıyormuş pirinçler yutulmaya. Sen öyle mi kazandın? Pirinç mi yuttun senle? Yutmadın mı? Hayret var mı pirinç yutan içinizde üniversite okuyup da? Ali İmran suresi. Ey Muhammed, kafirlerin diyar diyar dolaşmaları seni aldatmasın. Onların varacakları yer cehennemdir. Biz Müslüman olarak kafirler gibi tatile çıkıyoruz. Bizler de diyar diyar geziyoruz. Biz de aynı safta mıyız? Tatile çıkanlar düşünsün. Ben ne düşüneyim? Yani İslam
literatüründe tatil anlayışı, işte yaylaya çıkmak, ovaya inmek, serin yerlere gitmek, bunlar kendi kültürlerinin içerisinde var olan şeyler. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde görülmemiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hiç tatile çıkayım diye düşünmemiş, tatil yapmamış. Eğer bu manada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bir kimse uymak, tabi olmak istiyorsa onun için de tatil söz konusu değil. Ashabın büyüklerinden böyle bir hal yok. Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, aşere-i mübeşşerede böyle bir hal yok. Böyle bir tatil zihniyeti yok. Zaten tatil zihniyetleri olmuş olsalardı çok kısa zamanda bütün dünyayı bu noktada, bütün dünyanın dengelerini değiştirecek böyle büyük bir hareketin içerisinde başarı sağlayamazlardı. Bu Müslümanlar için örnek olmalı. Sufiler, Müslümanlar, müminler kendilerince Hazreti Peygamber'i ve ashabını örnek ederlerse hiç tatil düşüncelerinin olmaması gerekir. Ama işte yaylaya çıkıp böyle kültürleri vardır, dağa çıkıyorlardır, yok işte ovaya iniyorlardır. Bunlara söyleyecek bir sözümüz olmaz. İslam bunları reddetmemiş, haram kılmamış, makul dairede. Ama ve lakin tabii bugünkü tatil anlayışı, 5 yıldızlı otellerde yiyindiğin önde, yemediğin ardında böyle nefsaniyete, hayvaniyete, şeytaniyete uygun bu haller herhalde sahabenin hali değil zaten. Ben üniversite son sınıf öğrencisiyim. Mezun olunca da bankacılık, finans alanında çalışmayı düşünüyorum. Malumunuz üzere bu alanın ana gelir kaynağı da faizdir. Bu kurumlarda çalışarak kazanılan gelir helal midir? Teşekkürler demiş. Faize nasıl helal diyelim ki? Ama bir sistem, ekonomik sistem, bir devletin sistemi, bir yerin çarkı, o işin ana kaidesi, bir şeyin üstündeyse ondan herkes nasibini alır. Bugün bizim devletimizin çarkı faizin üzerinedir. Finans kurumunda da çalışsan, Diyanet'te de çalışsan, müftü de olsan, Diyanet İşleri Başkanı da olsan, o faiz çarkından maaşını alıyor. Ha biz değiliz de ne olacak? Biz de o çarktan nasibimizi alıyoruz. O çarktan nasibini almayan hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Yani devlet gecikme faizi uyguluyor. Özel kurumlar gecikme faizi uyguluyor. Bütün herkes faize takmış gözünü. Bankalar kredi kartına aylık %4 gecikme faizi uyguluyor. Elektrik kurumu, su, doğalgaz, maliye, sigorta gecikme faizi almayan yok. Yani döngü faizin üzerinden dönüyor. Siz şimdi kalksanız 0 faiz istiyoruz deseniz, bununla alakalı mitingler yapsanız, otursanız sessizce faizlerin 0'a indirilmesini istiyoruz deseniz,
sizi devletin düzenini, laik, demokratik, hukuk devletinin düzenini değiştirmekten atarlar içeri. Adamlar yakıyorlar, yıkıyorlar. Onların ne yapıyorlar? Bir işte ifadelerini alıp bırakıyor adam, bir daha yaksın yıksın devam etsin diye. Şurada biz bir çakmak çaksak, kağıt yaksak bırakmazlar bizi sabaha kadar. Yakıyorlar ortalığı, yıkıyorlar. Polis araçları, sivil araçlar, dükkanlar, yağmalanıyor ortalık. Giriyorlar karakola, ifadelerini veriyorlar, gidiyorlar. Yakmaya, yıkmaya devam edin daha diye. Şimdi faizle alakalı veya herhangi bir şeyle alakalı, dini bir meselede siz örgütlü bir şekilde hareket etmiş olsanız terör örgütü sayılırsınız. İsterse 5 kişilik, 10 kişilik böyle bir nümayiş yapan bir topluluğu terör örgütü sınıfına koyabilir hukuken. Gezicilere bir şey yapamazlar. Onlar cesaretli, inanıyorlar davalarına. Tipik iman etmiş insanlar onlar. Tipik iman etmiş insanlar. Siz iman etmek olarak sadece Allah'a iman olarak görüyoruz biz. Bir kimse davasına iman ettiği zaman o davası uğruna anasından, babasından, malından, karısından, çocuğundan, canından geçmesi lazım. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki beni annenizden, babanızdan, eşinizden, çocuklarınızdan, mallarınızdan daha fazla sevmedikçe imanınız kemale ermez. İman, iman ettiğin şeye anandan, babandan, eşinden, çoluğundan, çocuğundan, canından geçip İman ettiğin şeye öyle bağlanıp onu öyle sevmektir. Biz imanı şöyle algılıyoruz. Biz Allah'a, Resulüne, kitaplarına, meleklerine, din gününe, hayrına ve şerrine iman ettik. Tamam, bitti. Bu kadar. Ya kitapta bu yazıyor. Yazmıştır ya. Yazmıştır. Biz iman ettik ya. Tamam. Onu canından, en son insanın geçeceği şey canından. Canından da geçtiğinde imanın kemale erecek. O yüzden ayet-i kerimede diyor ki çok azınız iman etmiştir. Türkiye'de faizin sıfıra inmesi için İnsanların faizin haram olduğuna iman etmesi lazım ilk önce. İman ederse faiz sıfır olur. İman ederse bir şeye Cenab-ı Hak onu tecelli ettirir. Sizler kendilerinizi değiştirmedikçe Allah sizi değiştirmez. Siz bir şeye iman ederseniz, siz bir şeye inanırsanız Allah sizin üzerinizdeki hükmü değiştirir. Bizde öyle bir iman yok ki. Bizde öyle bir iman olmadığından başımıza gelen geliyor.
Bizde öyle bir iman olmadığından dolayı biz çocuğumuz başını açsın önemli değil, karımız başını açsın önemli değil. Çalışıyor aman çalışması lazım, açsın bir tarafın önemli değil. Okuyor aman önemli değil, açsın okusun. Acı tarafımız. E şimdi de kardeş diyor ki ben işte faiz kurumunda çalışacağım. Kim faiz kurumunda çalışmıyor ki? Faiz kurumunda çalışmayan bir kimse söyleyin, ben dahil. Ben dahilim buna. Ama bizim göz, şeytan bunları bizim gözümüze göstermez. Şeytan örter bizim buralarımızı. Biz mesela namazımızı kıldık mı tamamdır. Birisi kılma namazı derse kılmayız biz namazı da. Cuma farz mı? Evet. Bütün erkek ve kadınların Türkiye'de cumaya gittiğini düşünebiliyor musunuz? Renault fabrikası, cuma zaman namazı geldi, kapat şalteri, biz cumaya gidiyoruz. Tofaş, kapat şalteri, biz cumaya gidiyoruz. Fabrikalar, kapat şalteri, biz cumaya gidiyoruz. Dükkanlar, esnaflar, kapatın şalteri, cumaya gidiyoruz. Farz mı cuma? Farz. Ayetle sabit mi? Evet. Kadınların cuma farziyeti sonradan kaldırılmış. İslam kuvvetlenince. Sebebi nüzulü İslam'ın kuvvetlenmesiyle alakalı. İslam kuvvetli değilken cumaları bütün kadınlar gitmişler cumaya. Cuma kılamayacak olanlar mescidin dışında toplanmışlar. Hutbeyi dinlemişler. İslam kuvvetlendikten sonra cuma farziyeti kadınların üzerinden kaldırılmış. Bir yerde İslam'ın kuvvetli olması demek, oradaki İslam hukukunun tecelli etmesi demek. Bir yerde İslam'ın hukuku tecelli ediyorsa, orada İslam hakimdir. Eğer bir beldede, bir yerde, bir ülkede İslam'ın hukuku tecelli etmiyorsa, orada İslam hakim değildir. Oradaki Müslümanların Şafii'ye göre, oradaki Müslüman, son Müslüman şehit oluncaya kadar İslam'ın hakim olması için cihad etmeleri farz-ı ayındır. İslam hakim mi? Değil. Hadi herkes cumaya gitsin. Topyekun. İman mı ettin? Cuma farz mı? Evet. Ne duruyorsun burada? Çok basit. İman ettin mi kardeş cumanın farz olduğunu? Evet. Ne duruyorsun burada? İman etmek. İman etmek. Orman işletmesinde çalışıyordum ben. Müdür MHP'liydi bizim. Cuma'ya gidiyorsun dedi, farz dedim ben. Böyle baktı. Gidemezsin dedi. Boş kağıdı imzaladım, masasına koydum. Ben Cuma'ya gidiyorum müdür bey dedi. Bir gün arkama gelmiş müdür yardımcısından beraber. Haberim yok. Şeyh Efendi de bana dedi, oğlum sarını sar da Cuma, bu cuma dedi, cuma mübarek için telefon açtım. Cumanız mübarek olsun, Allah razı olsun. Oğlum bugün cumada dedi, başına sarık sar dedi. Emredersiniz efendim dedi. Koşa koşa gittim eve.
Belime sardım beyaz sarı. Gittim cuma namazına. Oturdum boş bir yere. Bizim Hasan Hoca da hutbe okuyor. Hasan Hoca hutbeye çıktı. Ben sarığı başladım sarmaya. Mübarek adam hutbe kağıdı elinde. Bir bana bakıyor. Ben bir ara gözüm ona gitti. Okuyor. Hasan Hoca da böyle güzel hutbe okur. İçten okur. Ağlar böyle hutbe okurken. Bir bana bakıyor, bir kağıda bakıyor, bir bana bakıyor, bir kağıda bakıyor, karıştırdı. Arkam yıkılmış zaten benim. Ben beyaz sarı sarınca. Müdürle müdür yardımcısı, şef arkadalarmış. Namaz bitti, ben daireye gittim. Hemen hizmetli geldi, müdür bey çağırıyor dedi. Ne yaptın dedi, ne oldu dedim ben. Kafana bir şey sarmışsın dedi. Ben girdim içeri, böyle bana baktı. Kafana sardığın şey neydi dedi, sarıktı dedim ben. Bu ne dedi, sünnet dedim ben. Senden başka bu memleketi kurtaracak yok mu dedi. Senden başka kafasına bir şey saracak kimse yok mu dedi ya. Yokmuş demek ki dedim ben. Tam bir tek sen mi varsın Bayındır'da dedi. Ben varım demek ki dedim. Ben varım demek ki dedim. Bir daha sarmayacaksın onu dedi. Güldüm. İman etmek. Allah bizi iman edenlerden eylesin. Cenaze defnedildikten sonra başına neden talkım okunur? Talkım nedir? Anlatabilir misiniz? Harun Hoca ne okuyorsunuz ya defnedildikten sonra? Öldün aklına mı gelsin diyorsun? Ne diyorsunuz? Şimdi bize anlatıyorlardı ki, işte diyorlarmış ki Arapça, işte Hasanoğlu Mustafa, Hasanoğlu Mustafa, Hasanoğlu Mustafa, öldün mü? Gördün mü? O esnada o da kafasını kaldırıyormuş, tak tahtaya vuruyormuş, ha ölmüşüm diyormuş, yatıyormuş. İlk önce ben bunu böyle öğrendim. Sonra kendi kendime dedim, derviş olduktan sonra dedim içerideki adam kafasını tak kadar tahtaya vursa önce hoca gider orada dedim. Tabii öldükten sonra talkım bu ama Harun Hoca'nın dediği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zamanında yok. Zannediyorum bu başka mesela işte Anadolu Müslümanlarında var bu sadece. Bu tahmin ediyorum biraz böyle şamanlıktan kalma gibi. Öyle bu çünkü hadislerde filan yok bu. Allah bizi affetsin inşallah. Karışmış olabilir veya birisi böyle bir öldün mü diye talkın verebilir filan işte böyle bir şey olmuş. Gelenek gibi, adet gibi olmuş. Şimdi hocanın birisi de aslında defnedilirken başında hoca da yok aslında. O da yok. Yani cenazenin önünde, arkasında imamın yürümesi yok. Yani imam olmazsa cenaze gömülmeyecek. Böyle bir şey yok. Bunlar neden kaynaklandı biliyor musunuz? Cumhuriyetin ilk yıllarında insanlar dini eğitimden ve öğretimden uzaklaştırıldılar. Bir kimse cenaze nasıl yıkanır kimse bilmiyor. Nasıl defnedilir kimse bilmiyor. İrtica yaygarasından dolayı bunların eğitimi yasaklandı. Laiklik, demokratlıktan dolayı bunların eğitimleri yasaklandı. Yasaklanınca işte 4-5 köye bakan bir imam kaldı. O imamlar da cenazeden cenazeye koşmaya başladılar. Millet cenazesini kefenlemesini bilmiyor. Cenazesini yıkamasını bilmiyor. Defnetmesini bilmiyor. Bilmeyince imam
Yani o bölgedeki bir tane imam kıymetli. Din bilen bir tek kimse o var. Haydi koşuyorlar. O olmadan cenazeyi de gömemiyorlar. Dokunamıyorlar da. Neden? Eğitilmedi. Öğretilmedi. Bu sefer cenazenin kalkması için imam şart oldu. Cenazenin defnedilmesi için imam şart oldu. Bilen yok çünkü. Şimdi insanlar cenazeyi defnedemiyorlar da. Adamın babası ölüyor, arkadaşı ölüyor, oğlu ölüyor, işte annesi ölüyor. O kimse cenazenin, yani kendi annesi, kendi babası kefeninin bir ucundan tutup mezara indiremiyor. Mezara indirecek hiç kimse yok. Yok. Cenazelere gittiğinizde görmüyor musunuz? Adamın oğlu giymiş takım elbise, grand tuvalet kenarda duruyor. Babasının başkası indiriyor mezara. Hatta daha da ileri gitti şimdi. Mezarlıklarda çalışanlar indiriyor. Üstleri kirlenmesin kimsenin. Allah bizi affetsin inşallah. Hekim onun hikayelerini dinliyor. Nabzının atışına dikkat ediyor. Bakalım diyordu. Kimin adı anılınca nabzı atacak? Kimin adı anılınca nabzı şiddetle atarsa dünyada canının dileği odur. Hekim dostları saydı döktü, kızın şehrini andı. Ondan sonra bir başka şehrin adını söyledi. Şehrinden çıkınca dedi, önce hangi şehirlerde bulundun? Demek ki seven, sevdiğinin adı anılınca nabzı değişecek. Dünyada bir şeyden ne kadar çok etkilenirse, o etkilendiği şey anılınca o kimsenin kan akışının hızı değişecek. Kalp atışının hızı değişecek. Kalbinin atışını, hızını değiştirecek, kan damarlarının akışını değiştirecek bir şey gerek. Sevmek böyle bir şey. O kimsenin fizyonomisini değiştiriyor. O kimsenin fizyolojisini değiştiriyor. Sevmek öyle bir şeydir. Diyeceksiniz ki o kimsenin fizyonomisi değişir mi? Evet. Kişi sevdiğine benzer. Zaman içerisinde o kimse, o çok sevdiği kimseye sadece fıtratı değil, fiziki de değişmeye başlar. Bakışı, görüşü, gülüşü, tutuşu, yürüyüşü, o sevdiğine benzemeye başlar. Fiziki değişir. Fizyonomisi değişir. Onun gibi düşünmeye başlar. Onun gibi hareket etmeye başlar. Onun gibi fikir yürütmeye başlar. Onun gibi sözler söylemeye başlar. Geldi birisi. Buranın emiri kim? Ümmetine hizmet eden dedi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Dediler ki bu Mecnun olmuş herhalde. Hazreti Ebubekir Efendimiz'e gittiler. Dediler ki buranın emiri kim? Ümmetine hizmet eden dedi. Aynı lafzı kullandı. Aynı kelimeleri kullandı. Aynı dengeyi güder. Aynı görüşte olur. Aynı düşüncede olur. Seviyorsa sevdiğinden aynı yörüngede olur. Seviyorsa sevdiğiyle aynı halde olur. Aynı hali yaşar. Sevmek öylesine bir iksirdir. Sevmenin hakikati insanı sevdiğine bezendirir. Onu dinleyen sanki sevdiğini dinlemiş, onu dinlemiş gibi olur. O yüzden dedi Cenab-ı Hak, onun elini tutan benim elimden tutmuş gibidir dedi. O yüzden dedi o heva hevesinden söylemez. O yüzden dedi attığı zaman o atmadı, ben attım dedi. O yüzden dedi sen öldürmedin, ben öldürdüm dedi. Her şeyini üzerine aldı. Demek ki severse bir kimse, sevdiğinin ismi geçse nabzı değişir. Sevdiğinin şehri ismi geçse
Rengi değişir onun. E dünyalık sevenin böyle. Ya ahiretlik sevenin, o da ashabın dediği gibi oluyor. Ben cennete gireceğimi ümit ediyorum ama orada beraber olamayız diye. Feryadı bu. Yangını bu. Hüngürt faşırt ağlamasının sebebi bu. O da diyor ki kişi sevdiği iledir. Kişi sevdiği iledir. Devam ediyoruz. Kız bir şehrin adını andı. Ondan da geçti. Ne yüzünün rengi değişti, ne nabzının atışı başkalaştı. Kız iyileşecek ya, hekim dedi ki senin canına can katacak olan benim. Sana şifa verecek olan benim. Bana güven ve inan. Bana anlat dedi hayatının olaylarını. Tabi buradan da şuraya sıçrayabiliriz. Bir mürit mürşidinin önünde hayatını anlatmalı. Mürşidi onun hayatını öğrenmek isteyebilir. Onun yaşadıklarını öğrenmek isteyebilir. Ona şifa verecekse, ona bir ders verecekse, ona bir virt verecekse bunu anlatması gerekir. Hatta Mevlevi şarihleri der ki mürit gider bunu üstadına anlatır. Halini üstadına anlatmakla mükelleftir. Üstadın vakıftır demek edepsizliktir derler. Bir mürit üstadına sana vakıftır benim anlatmama gerek yok demesi edebe mugayyir bir şeydir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dinledi. Anlattılar sahabeler. Hazreti Peygamber bana anlatmayın ben ona vakıfım demedi. Dinledi. Sahabe de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine anlattı başlarından geçen halleri ve olayları. Efendilerini, şehirleri birer birer söyledi. Bulunduğu yerlerden tuz ekmek hakkından bahsetti. Şehir şehir, ev ev hepsini anlattı. Ne nabzının atışı değişti, ne de beti benzi sarardı. Demek ki o cariyecik başından geçen yediği içtiği ekmeğe tuza kadar her şeyini ne yaptı? O hekime anlattı. Bir mürit mürşit gördü. Mürşit olarak inandı. Üstad olarak inandı kimseye. Anlatacak her şeyini. Ve o kimse anlattı diyor. Beti benzi zararmadı. Hekim şeker gibi Semerkant'ı soruncaya kadar nabzı bir teviye nasıl atıyorsa öyle atmadaydı. Fakat hekim Semerkant'ı anınca nabzı değişti. Tez tez atmaya başladı. Rengi kızardı, sarardı. Çünkü o Semerkantlı bir kuyumcudan ayrılmıştı. Hekim hastadan bu sırrı duyup o derdin, o belanın aslını anlayınca hangi mahalle diye sordu. Demek ki o kimse etkilendi. Sevdiği kimsenin şehrine gelince beti benzi değişti. Nabzı değişti. Ve anladı ki hekim Semerkant'ta onu etkileyen, onu derinlemesine etkileyen bir şey oldu. Ve dedi ki hangi mahallede diye sordu. Kız köprü başında Gafter mahallesinde dedi. Devam etti. Hekim tezce hastalığın sebebi nedir anladım. Seni kurtarmada büyü gibi hünerler göstereceğim dedi. İnşallah. 170. beyitten devam edeceğiz. Hakkınızı helal edin. Bizden yana da helal olsun. İnşallah önümüzdeki hafta 170. beyitten sonra devam etmek ümidiyle. El Fatiha ma selam. Amin. Yarın malum Kocaeli şenliğimiz var. Aynı zamanda da şenlikte sünnetimiz var.
bütün duyan duymayan kardeşler davetlimiz inşallah. Arabalar tespit edildiği yerde saat 8.45'te kalkacak. O yüzden öyle bir bilgi vermişlerdi. O bilgi dahilinde herkes otobüslerle gidecek olanlar toplanma yerlerinde 8.45'te hazır olacaklar. Kendi arabalarıyla gidecek olanlar zaten serbest. Hakkınızı helal edin. Selamünaleyküm.